bugün sizlere beyin sağlığını desteklediği ve zihinsel fonksiyonları iyileştirdiği söylenen eski bir bitkiden, Ginkgo biloba'dan bahsedeceğiz. Bu bitki, özellikle hafıza ve konsantrasyon üzerindeki etkileriyle popülerleşmiş durumda. Peki, gerçekten ne işe yarıyor? Faydaları neler? Zararları var mı ve nasıl kullanmalıyız? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte keşfedeceğiz. Dünyanın en eski ağaç türlerinden biridir ve Çin'e özgü bir bitkidir. Yaprakları, tıbbi amaçlarla kullanılır ve geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır popülerdir. Modern bilim ise bu bitkinin, özellikle beyin fonksiyonları ve kan dolaşımı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Özellikle antioksidan özellikleriyle dikkat çeker. Bu sayede, serbest radikallerin vücuda verdiği zararları azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, damarları genişleterek kan akışını iyileştirdiği düşünülmektedir. Faydaları. Sunduğu başlıca faydalar şu şekildedir. Hafızayı güçlendirir. Yapılan araştırmalar, bu bitkinin özellikle hafıza problemleri yaşayan yaşlı bireylerde hafızayı güçlendirdiğini göstermiştir. Alzheimer hastalığı gibi zihinsel rahatsızlıkları yavaşlatabilir. Konsantrasyonu artırır. Zihinsel odaklanma ve konsantrasyonu artırdığı bilinir. Bu yüzden öğrenciler ve yoğun zihinsel çalışma gerektiren işler yapanlar için ideal olabilir. Kan dolaşımını iyileştirir. Damarları genişleterek kan dolaşımını artırır. Bu da özellikle bacaklardaki kan dolaşımını destekleyebilir ve soğuk el ve ayak problemi yaşayanlara fayda sağlayabilir. Antioksidan etkiler. İçerdiği antioksidanlar, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler. Bu da yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesine ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. Anksiyete ve stres azaltıcı. Bazı araştırmalar, bu bitkinin stres ve anksiyete belirtilerini hafifletebileceğini öne sürmektedir. Bu da daha sakin ve dengeli bir ruh hali sağlar. Zararları. Her doğal ürün gibi, dikkatli kullanılması gerekmektedir. İşte olası zararları. Kanama riskini artırabilir, kanın pıhtılaşma sürecini etkileyebilir. Bu nedenle, kan inceltici ilaç kullanan kişilerde kanama riskini artırabilir. Mide rahatsızlıkları. Bazı kişilerde mide bulantısı, ishal ya da baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Hassas mideye sahip kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Alerjik reaksiyonlar. Bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Cilt döküntüsü veya nefes almada güçlük gibi belirtiler görüldüğünde kullanımı bırakılmalıdır. İlaç etkileşimleri. Düzenli ilaç kullanan kişilerin kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir. Bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve sağlık riskleri oluşturabilir. Uzun süreli kullanım. Sürekli kullanımı bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Genellikle kısa süreli ve düzenli aralıklarla kullanılması önerilir. Farklı şekillerde kullanabilirsiniz. İşte en yaygın kullanım yolları. Kapsül ve tabletler, en yaygın kullanım şekli, takviye olarak alınan kapsül ya da tabletlerdir. Günlük önerilen doz genellikle 120-240 mg arasında değişir, ancak doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Çay, yapraklarından elde edilen çay da bir diğer popüler tüketim yöntemidir. Bu çay, hem sakinleştirici hem de zihinsel enerji artırıcı bir etkiye sahiptir. Sıvı ekstraklar, sıvı formda alınan, suya ya da içeceklere eklenerek tüketilebilir. Bu yöntem, hızlı emilim sağladığı için tercih edilebilir. Toz formu, yaprakları toz haline getirilerek smoothie'lere, yoğurtlara veya suya eklenebilir. Topikal kullanım, bazı cilt bakım ürünlerinde ginkgo biloba özütü bulunur. Antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. 2024 Eylül verilerine göre en sık aratılan sorular. Şimdi de YouTube verilerine göre hakkında en sık sorulan soruları yanıtlayalım. Hafızayı güçlendirir mi? Evet, yapılan araştırmalar hafızayı güçlendirdiğini ve yaşlılarda zihinsel fonksiyonları desteklendiğini göstermektedir. Ancak, etkiler kişiden kişiye değişebilir. Enerji verir mi? Zihinsel enerjiyi artırdığı ve konsantrasyonu desteklediği için, özellikle zihinsel yorgunluk yaşayanlar için faydalıdır. Kan inceltici etkisi var mı? Evet, kanın pıhtılaşma sürecini etkileyebilir ve bu nedenle kan inceltici ilaç kullananlar dikkatli olmalıdır. Her gün kullanılabilir mi? Her gün kullanılabilir, ancak uzun süreli kullanımda doktor kontrolünde olması tavsiye edilir. Sürekli kullanım, yan etkileri artırabilir. Cilt sağlığına iyi gelir mi? Evet, antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına katkıda bulunabilir ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. Bugün sizlerle Ginkgo biloba bitkisini tüm yönleriyle inceledik.
hafıza ve beyin fonksiyonlarını desteklemesinden, kan dolaşımını iyileştirmesine kadar birçok faydasını öğrendik. Ancak dikkatli kullanılmadığında bazı olumsuz etkileri olabileceğini de unutmayalım. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.